Merhaba. Evet. Tutku sahnesinin alt tarafında başka resimler de var. Erdemlerin ve kusurların, yani iyiliğin ve kötülüğün harikulade tasvirleri var. Şu an kıskançlık figürüne bakıyoruz. Bu en sevdiğim figürlerden biri. Burada profilden gördüğümüz, alevlerin yuttuğu bir figür var. Elinde bir çantayı sıkıca tutuyor. Ancak diğer eliyle sahip olmadığı ve istediği bir şeye uzanıyor sahip olduğuyla elinde olanla yetinmiyor. Daha fazlasını istiyor. Oldukça büyük kulakları var. Adeta duyularının tümü sahip olmadıklarına odaklanmış gibi. Ağzından gözlerine doğru giden bir yılanın çıktığını görüyoruz. Yılanın kendisini ısırdığını görüyor. Yani gördükleri onu yok ediyor. Burada erdemleri ve kusurları görüyoruz. Bunlar yaşamımızda karşılaştığımız iyilik ve kötülükler. Yani mahşer gününde cennete ya da cehenneme gidileceğini belirleyen şeyler. Bu figürler bir anlamda yukarıdaki sahnelerde anlatılmış olan fikirlerin soyut şekilde ele alınışı diye de düşünebiliriz. Şapelin çıkışına doğru ilerlediğimizde gördüğümüz son erdem umut. Umut klasik formda tasvir edilmiş bir figür yukarı doğru uzanıyor ve adeta havada süzülüyor. Bir meleğe benzer şekilde kanatları var. Sağ üst tarafta ona taç uzatan figüre doğru uzanıyor. Umut sol alt köşede bulunuyor. Son yargıya doğru bakıyor ve o sahnedeki figürlerle aynı büyüklükte. Bedeni sol alt köşedeki seçilmişlerle aynı diagonal pozisyonda duruyor seçilmiş kişileri görüyoruz. Bu kişilerin elleri dua eder konumda. Bu şapeldeki en büyük figür olan Hz. İsa figürüne doğru bakıyorlar. Seçilmiş kişilerin kutsanmış olduklarını, bunların cennete gidecek kişiler olduğunu söylemeliyiz. Cennete gidecek olan bu kişilere son derece merhametli gözüken meleklerin eşlik ettiğini görüyoruz. Melekler bu kişilerin cennete gitmesine kılavuzluk ediyor. Eğer dikkatlice bakarsanız bu figürlerin ayaklarının yere basmadığını, yerden biraz yukarıda olduklarını, yükselmekte olduklarını fark edersiniz. Yaşamları boyunca onların cennete gidecek seçilmiş kişiler arasında yer almalarını sağlayacak olan kararları vermiş olan bu kişilere bakan meleklerin yüzlerindeki yardımseverlik ifadesi çok dikkat çekici. İnsanoğlunun erdem ve kusurlarına ilişkin ögeler en alttaki panellerde yer alıyor. Cennete gitmek üzere seçilmiş kişilerin hemen alt tarafında mezarlarından çıkan çocuğa benzeyen çıplak figürler görüyoruz. Bu çıplak figürler ortada oturmakta olan Hz. İsa'nın yargılayacağı ruhları temsil ediyor. Hz. İsa, ölümlerinden uyandırılan ve cennete gidip gitmeyecekleri belirlenecek ruhları yargılamak için burada bulunuyor cehenneme gidecek kişiler resmin sağ tarafında bulunuyor. Burada mahşer sahnesi için, son yargı sahnesi için Hristiyanlığı konu alan sanat eserlerinde sıklıkla karşılaştığımız bir kompozisyonu tekrar görüyoruz. Cennete gidecek olanlar Hz. İsa'nın sağ tarafında, cehenneme gidecek kişiler Hz. İsa'nın sol tarafında aşağıda tasvir ediliyor. Ancak burada resimde Hz. İsa'nın sağındaki ve solundaki bölüme tam olarak gerçekleşmiyor. Çünkü üstteki bölümde cennet tasvir edilmiş. Azizlerin ahenk içinde olduğunu görüyoruz. Hz. İsa'nın tüm bedenini çevreleyen haleyi görüyoruz. Bu beden halesinin yanındaki meleklerin trompet çaldıklarını görüyoruz. Bunlar John İncil'inin vahiy bölümünden sahneler. Melekler zamanın sonunun geldiğini duyuruyor. Bunların üstünde gökyüzünü bir rulo gibi katlayan diğer melekleri görüyoruz. Bunlar İncil'deki metinlerde yer alan sahneler olduğu için mahşer sahnelerinde genellikle tasvir edilir. Alt tarafta sağda cehennemi görüyoruz. Buradaki büyük mavi figür şeytanı temsil ediyor. Yanındakiler ise cehennemde işkence görmekte olan ruhlar. Dante ile Cotto tanışıyorlardı. Hatta arkadaştılar. Giotto bu şapele 1303'te başlarken Dante henüz ilahi komedyasına başlamamıştı. Ama birbirlerinden etkilenmiş olmaları büyük ihtimal. Dante ilahi komedyada cehennemin nasıl gözüktüğünü tasvir eder. Cehennemdeki cezaları insanların işlediği çeşitli suçlarla eşleştirir. Hatırlayalım, bu kilisenin yapılmasını sağlayan kişi tefecilik günahından arınmaya çalışıyor. Burada tefeciler de tasvir edilmiş iplere para keseleriyle birlikte asılmışlar. Tefecilikte borç para verdiğinizde faiz alıyorsunuz. Aslında bu temel bir bankacılık işlemi. Ancak o dönemde bunun ölümcül bir günah olduğuna inanılıyor. Dante kitabında detaylı şekilde boyunlarına para keseleri asılmış olan tefecilerden ve bunların cehennemin en kötü yerlerinden birinde olacaklarından söz eder. Tefecilerin altında yine asılmış olan başka biri var. Bu kişi Yahuda. Hz. İsa'ya ihanet etmiş olan Havari. Şapelden ayrılan herkes bu son yargı tasvirine, mahşer tasvirine ve iki melek tarafından taşınmakta olan haça bakacak. Belki benim de az önce fark ettiğim haçın hemen arkasındaki haça sarılan figürü görecekler. Ayrıca yukarı bakacak ve bu şapelin hamisi olarak şapeli üç Meryem'e sunan Enrika Scroveni'yi görecekler. Halk ayinden sonra dışarı doğru yürürken gerçek dünyaya geri dönmeden hemen önce arzunun ve günahın dünyasına dönmeden önce Hz. İsa'nın yaptığı fedakarlığı görecek. Bu şapelde anlatılan öykü kişilerin gerçek hayatta alacakları doğru ve yanlış kararları onlara hatırlatacak. Bir anlamda gerçek dünyaya dönmeden önce bu sahneyle son bir hatırlatma yapıldığını düşünebiliriz. Giotto bu figürleri son derece insancıl şekilde tasvir ederek, öyküyü son derece kolay ve net okunabilir şekilde aktararak ve son derece güzel şekillendirerek bu hatırlatmaya yardımcı oluyor. Bu resimler ilk boyandıklarında harika gözüküyor olmalılar. Aslında hala da çok güzel gözüküyorlar değil mi? Hoşçakalın.